Ve in esabehu hayrun hennehu. Bir hayra kavuştu. Ne kadar nazik bir mesele. Evi oldu, arabası oldu, iyi bir şeye sahip oldu. Allah mübarek etsin. Evinde, efendim, arabanda kazasız belasız kullanmak nasibi. Haset gidiyor burada. Haramların en büyüklerinden bir tanesi haset. Allah'ın taksimatına itiraz etmek oluyor. Yani Allah ona vermiş, evi, barkı, imkanı var. Yani adam çıldırıyor. Niye çıldırıyorsun ya? Allah sana mı soracak? Vermiş işte. Yani dua etmek lazım. Mesela bir arkadaşımın sahip olduğu güzel bir şeyi duyunca inanın saatlerce dua ediyorum. Öyle şeyleri bana söyleyin. Ya elhamdülillah bak bir ev nasip oldu, ev aldım hocam. Efendim haberin olsun. Deyin bunu bana, mesaj atın. Bak kopya veriyorum. Yani siz kendinize o kadar dua edemezsin. Bedava dua edeceğim ben size. Ediyorum. Neden? Çünkü haset dediğimiz bir düşman var. Onu yenmenin bir tane yolu var, duadır. Ben onu yapıyorum. Saatlerce dua ediyorum. Baktım bir arkadaş maşallah arabası, evi. Yani adamın yanlışını duymadım. Demek ki adam gıdım gıdım eklemiş, denklemiş, ev almış. Allah huzur versin, selamet versin. Amin. Ve bu arada da dua edeyim. Allah evinizde, arabanızda sahip olduktan huzur nasip eylesin. Amin. Mutluluk nasip eylesin. Bekarlara hayırlı eş, hayırlı iş nasip eylesin. Bekarlara da dua edelim de adam evlenemiyorum diyor ya. Evvelden temel çivisiyle ayakkabıyı çakarlardı. Baba evlendirdi artık diye vesaire. Şimdi de her taraf beton, çivi de çakamıyorlar. Çocukların işi zor. Allah hayırlı yuvalar nasip eylesin. Geçen arıyorlar bizi evlendirmekle alakalı yardımcı oluyoruz ya. Ondan sonra hocam bana da diyor işte yardımcı ol. Ben şimdi evlendirme şeyini bilmem nasıl. İlginçtir. 395 oldu şu anda. Yani kendisi ve eşi hoca olup yardımcı olduğumuz evliliğine 400'e yaklaştık yani. Bir kişi, 52 yaşındayım. İlginçtir ya, bir kişinin evliliğine vesile olamadım ya. Bende de bir tutukluk var. Yani bak ha burada güzel bir kerime var, ha burada bir delikanlı, bir görüşünde bir yuva kurun. Hiç olamadı böyle bir şey. Yani hazır evlenmek isteyenlere yardımcı oluyorum. Allah onu nasip ediyor ama onu bu zamana kadar olmadı. Onun için kapıma gelmeyin. Gelirseniz ters tepebilir yani. Böyle bir garip bir mesele de var. Allah bir kişiye her şeyi nasip etmiyor yani. Adam mesela hava askeri, kara askeri, deniz askeri değil mi? Yani bütün özelliklerde bir asker var mı öyle? Hem havacı, hem karacı, hem deniz, hem SAT komandosu, hem bordo böyle bir asker var mı? Hepsi birden. Bir doktor düşünün. Hem kalp, hem beyin, hem dış, ne varsa. Bütün böyle bir doktor bulamazsın ya. Değil mi? O ona aktarıyor, o ona aktarıyor vesaire. Dahiliye, hariciye vesaire. Allah sıhhat, afiyet versin. Yani onu da burada hazır konu geldi söylemiş olayım yani. Allah bekarlara hayırlı yuva nasip eylesin.